Kolay gelsin. Eyvallah. Tüpürüyor musun yumuşak yumuşak? Ne yapalım, işimiz bu. Geceleri ne yapıyorsun? Geceleri ne mi yapıyorum? Hiç. Ben gece kulübüne gidiyorum Nethan. Sen hiç Rus demisi gördün mü? Ne diyorsun oğlum sabah sabah? Kızların hepsi böyle. Ne haber Dursun? Ne olsun abi? İyi günler. Selam yok mu Tertip? İyi günler. Bak bu ne diyor abi? Geceleri kulüplerde geziyormuş. Yok ya, fay mı Tertip? Atıyor atıyor, inanma. Babası bırakır mı hiç onu? Biliyorum işte. İnanmazsın siz de gelin bir gece. Geliriz Tertip. Paralar senden ama. Süpür süpür dalga geçme. Sağda yürü cüzdan bulursun. O ne biliyor? Hayatım yaşıyorum ben. Yaşa. Rev'de bir kız var. Adı Nadia. Bana aşık. Hep öpüşüyoruz. Sen öyle birini görsen ölürsün. Hadi ulan git köpeğini gezdir. Adamı günah sokma sabah sabah. Kıskandı ama de kıskandı. Bu akşam kayınbabamları yemeğe çağırdık Bengay. Pilava gelemeyebilirim ona göre. Sipariş gelirse ne yaparım abi? Yapacağız bir şey canım. Hemen ağla bak. Verin kayınbiraderlerden birinin yanına. Tamam o zaman. Senin bu huyun çok kötü. Anlamadan dinlemeden hemen itiraz. Kayınbabamız yemeğe gelecek diyoruz sana canım. Aa. Çocuk musun Yusuf abi? Bırak bunları gel hadi içeri. Öldürsever gelmem. Vuracağım o kadını ve sizi de kurtaracağım. Bırak Allah'ından bulsun abi. Biz işimize bakalım gel. Namussuzum gelmem. Özür dileyecek o kadın benden. Ne yapıyorsunuz ya? Tek başıma kaldım içeride. Hadi hadi git sen de. Müşteri bekletme hadi. Git. Anam. Ne o isyan mı var? Şuna bir şey söyle be enişte. İşi bırakacağım diye tutturdu. Vay dayı mısın? Ne o havalar öyle? Ya git sen de işine be. Adamın asabını bozma be. Yürü yürü. İşimiz gücümüz var yürü. Çalışmıyorum işte. Var mı diyeceksin? Var. Aman kızınca da çok tatlı olmuyorsunuz hem de. Yürü hadi yürü. İşimiz yavaş be yavaş. Yürü. Bitme adamı hayvan havatalarımız gibi. Havatalarımızı da hazırla yürü. Ali, niye kalktın böyle erkenden? Uykum kaçtı anne. Uykum mu kaçtı? Aa niye? Canım bir şey mi sıkıldı yoksa? Bu kız beni hasta edecek ya. Hangi kız? Zeynep. Aa. Evet, bulmuş iş yerinden birini. Sezer aşağı, Sezer yukarı. Aa, sinirlerim bozulmuş senin oğlum. Olmaz öyle şey. Kötü rüya mı gördün? Ne rüyası anne ya? Sezer şöyle zeki, Sezer şöyle havalı, Sezer kafa çocuk. Bizim pabucumuz dama atıldı. Aa saçmalama Ali, o ne demek öyle? Öyle öyle. Biz başımızı çevirip bir kıza baksak suç olur. Ama kendisi... Günaydın. Aha günaydın canım. Kahvaltı hazır değil mi daha? Rüyamda patatesli omlet görüyordum valla. Tamam işte acıldı senin. Aa ne bu surat böyle, ablaya bir günaydın yok mu? Bırak abla ya. Kıskançlık kıskançlık Zeynep'e takmış. Öyle mi? Ay kıvırcığım benim, büyümüş de nişanlısını kıskanırmış. Sen yüz veriyorsun bu çocuğa Ulu'ya. Başına bir iş gelirse ne yaparız? Ne gibi Davut? Ne bileyim ben, AIDS mayidiz. Lan Davut, AIDS öyle dansçı kızlara bakmakla bulaşmıyor. Sana da aferin kızım. Bunların öyle yerlere gittiklerini biliyorsun da niye bize söylemiyorsun? Dönme dolaba gittik dediler enişte, ben nereden bileyim? Büyütüyorsun meseleyi Davut. Revü seyretmeye gitmişler, ne var bunda? Revü mevü değil Ulu'ya. Kadına gitmiş onlar, kadına. Tövbe yarabbi. Amerikalı'nın, Rus'un, Alman'ın başımıza açtığı illetler bunlar. Eskiden AIDS mayidiz mi vardı? Eskiden de başka hastalıklar vardı Davut. Gerçi hala var. Başladın yine Alman Alman. Hoş geldin Alice. Hoş bulduk Ayşe. Yüklenme çocuğa fazla Davut. Karışma Uluye. Ben bilmiyor muyum ne yapacağımı? Al Ayşe yenge. Yaptı çişini, kakasını bir güzel. Bırak şimdi kakayı çişi Dumkov, gel buraya. Davut. Geldim baba. Bir daha öyle şeyler duymayacağım, patlatırım ben seni. Yakışır mı hiç Türk çocuğuna öyle mikrop taşıyan Rus kadınlarının, Alman kadınlarının peşinden koşmak? Bak gene Alman Alman. Bana ne? Siz de bana Türk kızı bulun o zaman. Al. Haklı ama çocuk Davut. Sen de tutturdun bir mikropla Alman Alman. O sözün gelişi Uluye. Gibst du ihm sein Tropfen, bevor er ins Bett geht? Jawohl, täglich zweimal, morgens und abends. Nütz aber nicht. Halt, ne konuşuyorsunuz öyle? Terbiyesiz, terbiyesiz. Sedat, Sedat uyan, saat 7:05 geçiyor. Ne? 5 mi geçiyor? Evet. Eyvah!
ne sorumsuzluk kardeşim? Tam 7'de kaldıracaksınız beni demedim mi size ya? 5 dakikadan ne çıkar Sedat? Aa, uçak mı kaldırıyoruz burada? Anlamıyorsun Serpil. Vakit nakittir tak. 1 dakika yüzünden cız cız savaşlar çıkıyor. Tam zamanında işimin başında olmam lazım benim. Prensip meselesi. Ay, gözlerime inanamıyorum Sedat. Bu sen misin sahiden? Benim ya, ne sandın? 3D ne demek? Disiplinli, dakik ve dürüst. Epes vallahi. İki yumrukta muma çevirdi seni katil. Benim katilden falan korkum yok Serpil. Bu prensip meselesi. İcabında bir takarım cızız. Kendini Tokyo borsasında bulur. Takarsın Sedatcığım, takarsın. Hadi acele et. Asıl da seninle konuşmak istiyor, hadi. Günaydın baba. Günaydın. Ne konuşacaksın benimle kızım? Sinirlenme ama yine. Ne zaman gelsin? Kim geliyor? Bora, seninle konuşmak istiyor biliyorsun. Bora kim? Ay Sedat, kaç kere söyleyecek, erkek arkadaşı işte. Ha. Kızım sen kendini fena kaptırdın bu Bora'ya. Bırak şu memur parçasını. Sana erkek mi yok? Daha kimlerle tanışırsın? Ne borsacılar, ne bankacılar. Böyle şeyler söyleme baba, kalbimi kırıyorsun. Ben kararımı verdim. Vay vay vay. Kendi kendine gelince böyle oluyorsun ha? Ne yaparım ben adamı? Sedat, bu işler zartla zurtla olmaz. Tanışsan ne olur şu çocukla? Tanıştık zaten. Gidip karakollardan kurtardık. O başka, bu başka. Al karşına konuş güzel güzel. Yoksa bunlar bir cahillik yapacak. Ne o kızım? Şimdi tehdit mi? Cızzz. Kaçacak mısın yoksa buraya? Tehdit falan değil baba. Ben sadece duygularımı söylüyorum. İnadı bırak sen de Sedat. Çocuk ne zaman gelsin? Durun bakalım, ayarlarız bir akşam. Ben söylerim. Yaşa baba. Hemen sevinme. Daha ortada bir şey yok. Konuşacağız o kadar. Tak. Emre canım abicim tak. 7'yi 5 geçe kalktım. Şu anda 7'yi 12 geçiyor canım abicim. 8 dakikada kahvaltı ederim. Ay inanamıyorum Sedat. Asker gibi oldum valla. Tam 7.40'ta gören mahallindeyim canım abicim. Tak. Öpüldüm birader. Rahat. Bundan sonra böyle. Her şey dakik, şeffaf. 7.40 birader. Geç kalma. Bu ne kız car car car? Her sabah böyle tekminle mi uyanacağız? Başlama sen de baban gibi got got got. Şu horozdan beter oldunuz valla. Bundan sonra böyle ablacığım. Birader kafadan darbeyi alınca düzeldi. Guguklu saat gibi oldu. Sen uyumana bak. Nasıl uyuyayım kız? Uykum kaçtı bir defa. Kalk bari biz de alışverişe gidelim. Yat ablacığım, ne alışverişi? Sakin ol yavrum, konuşuyoruz. Arabayı da vermeyecek misin yine kız? Araba da yok ablacığım. Bağladı vatandaş. Trafik terörüne dur dedi. Uyu. Kız uykumuz kaçtı dedik ya kız. Gel bir öpeyim bari. Şşş ablacığım, evi konu rahat dursun yavrunun önünde. Kızlarım taranmış. Giymiş güzel güzel. Alın şu beslenmelerinizi de. Babacığım bana da bana da. Sen sus bakayım, kıskanç. Sana yok, kıskanma. Banu tut ablanın elinden anneciğim, tamam? Kenardan kenardan yürüyün. Aptal işim, aptal Banu. Sensin aptal. Sensin aptal. Okuyup doktor olacak benim kızlarım. Hadi kızım dikkatlice. Hadi iyi dersler. Güle güle. Al bunları Gül. Ne pişireceksin akşama? Aman yaparım şeyler canım. Aa, rakı da mı aldın? İçmeseniz olmaz sanki Cafer. Her bir şey aldım Gül. Pastırma, sucuk, kaşar. Helal olsun kayınbabama. Yarısı ondan zaten. Avanta. Bir de söylüyor utanmadan. İyi günler. Geldin Nemrat. Geldim teyze. Buyur, gofret ye çıtır çıtır. Ömrüne bereket. Eve adam almış bu kız. Hangi kız teyze? Bizim kız evladım Ayla Ayla. Birini almış eve. Yatıyorlar sarmaş dolaş. Bunlar sizin teyze. Sağ ol çocuğum.
Ne diyor bugün? Tövbe yarabbi. Anneciğim, kapıcı mı geldi? Korktum sizi göremeyince. Aa. Konuşma terbiyesiz. Kıracağım kemiklerini. İçeride mi o herif hala? Ha, Sabri Bey mi anneciğim? Her neyse işte. Söyle defolsun gitsin. Burası randevu evi değil. Sen hala ne dolanıyorsun buralarda? Uyuyup kalmışım efendim. İnsanlık hali ne var bunda? Dolaba mı sakladın sen bunu dün gece? Oh. Ne saklaması anneciğim, neler söylüyorsunuz? Kafası yine yerinde değil anlaşılan bu sabah. Eyvah eyvah. Gördün mü Rukmettin? Kızım bu zamparayı dolaba saklamış. Allah Allah. Ne zamparası ne dolabı efendim. Burası benim evim. O benim kocam anneciğim, kocam. Nikahlı kocam. Tanımadınız mı? İsterseniz nikah cüzdanımızı gösterelim. Ha? Getirdim. Bu su, bu da vodka. Bak etiketine çeltik attım, karıştırma. Karıştırmam. Benim adım Cemil. İyi günler. İyi günler. Ne o? Su da mı aldırdın? Aldırdım Sevim. Suların tadı yok diyordun ya. Niye 5 litreliklerden istemedin? Bunlar çok pahalı. 5 litrelik adam havaya uçurur Sevim. Ne? Hiç Sevim. Paralar havaya uçmasın diyorum. Deneyelim, beğenirsek büyük şişe alırız. Ben sofrayı hazırlıyorum, sen de çay suyu koy hoca. Dur Sevim, ne yapıyorsun? Ay, ne yapacağım, ilacımı içiyorum. Bunu al bunu. Öf, deli misin nesin, bırak şunu, ne fark eder ki? Madem fark etmez bunu al. Ay saçmalama gene sabah sabah. Zehir gibi, bu ne böyle? Su Sevim, ne olacak? Vodka bu. Senin boyun devrilsin. Ne vodkası Sevim? İlaç ağzını tadını bozdu herhalde. Nerede o Cafer denen alçak? Dur Sevim, bırak servis yapsın adam. Bırak. Bir karışıklık Zehir olmuştur, dur. Bırak. Hay aksi şeytan. Ne oldu baba? Ah. Kırdık gene bir bardak. Demliğin kapağı düştü. Ay Allah, örtü de battı. Sabretseydin biraz baba, ben koyacaktım. Tamam tamam. Elimiz ayağımız tutmuyor artık. Fazlalığız zaten bu evde. Yük olmaya başladık, yük. Hayrola, ne oldu baba? Hiç canım. Çayı döktük diye çocuk gibi azarlıyor insanı. Olan Nazif, yatır beni bir düşkünler evine diyorum, dinlemiyorsun. Söyleme öyle şeyler baba. Öyle öyle. Yaş 70, iş bitmiş. Elimiz ayağımız tutmamaya başladı bak. Bundan sonra altımıza da kaçırırız artık. Ne söyledin sen babam Aysel? Hiç Nazif, ne söyleyeceğim? Her şeye alınıyor. Yardım etmeme de izin vermiyor. Geldik geldik, patlama. İyi günler. Buyurun. Ekmeği onlara ver. Belki onu da düşürürüm, laf ederler. Aman baba, bazen iyice çocuklaşıyorsun. Ne oldu hocam? Ne olacak? Tedavülden kalktık evladım. Çağ dışı kaldık artık. Estağfurullah baba. Nerede evladım bu gazetenin kitap armağanı? 40 defa söylüyoruz unutma diye. Sen de mi yaşlandın? Anam. Kusura bakma hocam, hemen getirin. Cafer? Ha? Anam. Kusura bakmayın, böyle girdim ama vallahi bu adam bardağı taşırdı artık. Ne yaptın sen ha? Ne getirdin Cemile? Ne getirmişim yenge? Bu ne bu? Su yenge, başka ne olacak? Bu nasıl su böyle? İyi su. Su he? Vallahi su yenge. Al iç o zaman. İçeyim. İç hadi, durma. Bu da böyle susamadan içilmez ki. İçilir içilir. Bitir, iç hepsini hadi. Ne oldu Cafer? Yanımdasın be. Sen vodkayı içersen yanarsın tabii. Vodka mı? Vodka ya.
su şişesinde vodka taşıyor Cemile. Niye böyle işler yapıyorsun evladım? Sen hiç akıllanmayacak mısın? Akıllandım hocam, akıllandım. Yandım, yandım. İçim kavruldu vallahi. Biraz su ne olursunuz? Su hakikisinden. İşte hakiki su. İç bakayım, bitir. Al sevgilim, yarasın. Yeter Aydın, bu kaçıncı dilim? Aferin. Karnı yağla valla besliyorsun bakıyorum. Besleyeceğiz tabii efendim. Bir tanecik kırmızı. O kadar da besleme Aydın. Doğuma kadar kaç kilo alır bu gidişle? Alsın efendim, fena mı? Baksanıza sıskacık. Sen öyle san. Eteklerime sığamaz oldum şimdiden. Bana bak da öğren oğlum. Kocalık nasıl oluyormuş? İleride işine yarar. Bize uzak o işler enişte. Kendisine sor Şükrücüğüm. Ne oluyor oğlum? Yok baba ya. Yürümeyecek bizim bu nişanlılık. Tadımız iyice kaçtı. Anlamadım. Zeynep'le kavga mı ettiniz yine? Her gün kavga ediyor bunlar anlaşılan Şükrücüğüm. Ayıp değil mi oğlum? Nedir alıp veremediğiniz? Afiyet olsun efendim. Benim gidip Cenab abiyi almam lazım. Her seferinde sen mi götürüyorsun adamı böyle mevcutlu gibi? Mecburen efendim. Kendini naza çekmeye başladı. Şöhret şımarttı galiba. Bana kalsa onun gibi 50 tane şair bulurum ama patronlar bastırıyor. Karım sana emanet ha. Tabağındakilerin hepsini bitirsin, tamam mı? Tamam enişte, tamam. Hoşçakalın. Güle güle Aydıncığım. İyi günler Aydın. Yeter ama oğlum, amma surat astın. Konuşsana. Ah, görmeliydin hallerini Cem. Yapışık ikizler gibi olmuşlar, sürekli el ele. Annem etrafında pervane Raşit Bey'in. Sanki ikinci balaylarını yaşıyorlar. Aman aman, tahtaya vur. Hiç belli olmaz onların ne zaman ne yapacağı. Doğru. Evlendikleri gün de kavga etmişlerdi. Ne antika adammış şu tahta kafa. Bizi o kadar uğraştırdı. Annenden kaçmak için yapmadığı kalmadı. Şimdi de böyle. Değil mi? Hallerini gören de hiçbir şey olmamış sanır. Tahta kafa kim anne? Tahta kafa şey canım. Öyle biri yok aslında. O bir masal kahramanı. Öyle, evet evet. Bir dev. Koca kafalı, koca ağızlı bir dev. Senin gibi tatlı küçük kızları yakalayıp ham yapar işte böyle. Aman. Vallahi dünya varmış oğlum. Kafamızı dinledik biraz nimetle Raşit evlerine çekilince. Aman aman, kabus gibiydi hakikaten. Ben en çok çocuklar adına seviniyorum. Rahatladılar. Neşeleri yerine geldi ya. Kendilerini buldular. Ne oldu? Geçmedi mi şu bel ağrısı? Geçmedi Şevket. Ara sıra yokluyor böyle. Geryanda falan mı kaldın kızım? Yoo. Geçen gün suyu kaldırırken zorlandım biraz. Belki ondandır. Yer girmiştir abla, yer. Ben sana bir şişe çekeyim, bir şeyin kalmaz. Ne şişesi be kızım? Bunun da aklı fikri şişe çekmekte. Sen onu bir göster kızım. Böbrek olmasın sakın. Olabilir teyze. Hayriye halamda da böyle sinsi sinsi başlamıştı. Sonra ceviz kadar taş düşürdü. Öf Hacer, sinirlerimi bozma benim sabah sabah. Sen de böyle şeyleri çok ihmal ediyorsun Mine. Bir de bana söylersin. Hadi kahvaltıdan sonra götüreyim seni doktora. İş çıkarma şimdi Şevket, dur bakalım. Belki de gaz sancısı falandır. Günaydın. Günaydın. Nerede kaldınız leylek? Midemi sırtımıza yapıştı. Niye beklediniz baba? Keşke başlasaydınız. Oturun oğlum, oturun. Hadi. Bugün ayıcak mısın anne? Bugün olmaz su. Belki hafta sonunda bakarız. Ne istiyor? Bebek istiyor anne. Tahta kafa bebeği istiyorum diye tutturdu. Aa, hayırdır inşallah teyze, niye ağlıyorsun durup dururken? Ağlama büyük babaanne. Anne, ne oldu, bir şeye mi üzüldün? Yok oğlum, üzüntüden değil. Sizi böyle keyifli görünce, keşke baban da görebilseydi. Böyle torununu bıcır bıcır. Anam benim. Tatlı ana. Sulu gözlü ana. Babacım Şerefi, Şerefi! Al iç şunu hadi. Düşüp bayılmadığına dua et. Azarlama sen de insanı Gül. Keyfimizden mi içtik sanki? Sevim Hanım'ın korkusundan mecburen içtik. Kafam hala fırfır dönüyor Gül. Havalardayım valla. Bulutların üstünde. Hayır, böyle içimden şıkır şıkır oynamak geliyor. Otur oturduğun yerde. Kanım kaynıyor Gül. Vodka ne güzel şeymiş. Sen de çok güzelsin Gül. Ben size bir öpücük. Acıtma Cafer. Topla kendini.
Sabri Bey görmesin seni bu halde. Babacığım zabıt zabıt. Çarpma. Görürse görsün. Senin baban öyle zabıttan mabıttan korkmaz. Yuran, iyi günler. İyi günler koçum. Ne yapmışsın sen öyle? Ne yapmışsın Yavuz Bey? Doldurmuşsun su şişesine vodkayı, götürmüşsün vatandaşa. Senin Allah canını almasın kız kapıcı. Şeytana külahını ters giydirsin sen valla. Harişten gazete okumak yok ablacığım. Konuşuyoruz. Mecbur efendim. Götürsen ayrı dert, götürmezsen ayrı. İş bilicini etrafına saldırıyor. Şşşt, dik dur Cafer. Hayırlı koçum, bu ne hal? Kafayı mı buldun sabah sabah? Buldum Yavuz Bey. Ne yalan söyleyeyim? Dünya öyle dönüyor etrafımda. Bu sayeden ayakta zor duruyor kız. Hah efendim, iyi günler. İyi günler komşum. Oo nasılsın teyzeciğim? Hürmetler. İyiyim evladım. Sen nasılsın? Horozun nasıl? Ellerinden öper teyzeciğim. Maşallah var bugün teyzenin. Sahiden de kız. Cin gibi bugün maşallah. Bakmayın efendim şu haline. Bir gelip bir gidiyor aklı. Bu sabah iyice sapıttı. Beni çok affedersiniz. Ayla Hanım'ın zamparası sandı. Ay kızım hiç güleceğim yoktu. Gülmeyin öyle efendim. Ablacığım aile ortamındayız. Ne oldu gün? Niye güldünüz? Geldi mi Türkan Hanım? Geldi içeride. Doktora bir soralım diyoruz efendim. Yapılacak bir şey varsa. Sorun bakalım komşum. Geçmiş olsun. Öperin ablacığım. O Türkiye'mizin teyzesi. Sen çok yaşa emi kız. Koparır mı senin yanaklarını? Mıncıklamayın annemi öyle efendim. Türkiye. Onunla gurur duyuyor. Ay kız koru gibi oldunuz vallahi. Sen oradan hıkık, bu burada hıkık. Çıkıp babacığım. Al yavruyu. Düşüyorlar. Sana ne oldu böyle evladım? Hiç sorma Sabri Bey. İş kazası komşum. İş kazası. Hadi eyvallah. Sefa ile efendim, sefa ile. Hayırlı işler. Hadi kız babay. Buyurun. Güle güle. Hadi efendim gidelim. Türkan Hanım'ın hastaları bastırmadan. Oh. Aman koçum dikkat. Sağ ol Yavuz Bey. Hayatını kurtar. Babam şu apartmanda sen de olmasan. Tamam koçum tamam. Hadi kafan kıyak. Hey kapıcı. Ne var? Ne be halin, sarhoş musun? Ha, sarhoşuz sayende, zurna gibi. Ayıp ayıp, insan ağzına içer bu mereti, burnuna değil. Tabii tabii, sen bilirsin bu işleri. Yürü koçum, uyma, kaldır şu pislikleri. Başla. Ben şimdi bunları tuttuğum gibi... Al koçum nereye? Ne bakayım? Kız kapıcı gel buraya, edilecek mi kız? Sağlığı yerinde maşallah, fiziksel bir şey yok. Ama kafası bir gelip bir gidiyor efendim. Çok telaşlandırdı yine bizi bu sabah. Arada bir olacak. Alışmalısınız bunlara. Alzheimer hastasının yakını olmak kolay değil. Sabır ister. Sana da yine zahmet verdi kızım. Ne zahmeti teyzeciğim, aşk olsun. Elimizden geleni yapıyoruz efendim. Ama bazen sabrımızı taşırıyor. Ayıptır söylemesi, karı koca birlikte bile olamıyoruz. Kim bu adam diye yatak odamıza kadar geliyor. Galiba pek düzenli götürmüyorsunuz kontrole. Aksıyor efendim bazen, haklısınız. Otobüse binemiyor haliyle. Taksi deseniz gidiş geliş 10-15 milyonu buluyor. Yolda da kağıthaneye gidelim, kayıya binelim diye tutturuyor efendim. Yolda ne görse istiyor bir de efendim. Badem ezmesi, koz helva, tandır kebabı, kaymaklı ekmek kadayıfı. Şuna... İştah kesici bir şurup falan verebilir misiniz acaba? Yine zelzele mi oldu evladım? Yok teyze yok. Cafer bidonlarla boğuşuyor. Yeter kuşum, bırak şunları. Baş. Seni bekliyoruz burada bak. Vatandaş işine gidecek. Ay kızı öldürdün kendini. Bırak şuraya kuşum. Baş. Oo yandım ben Sıtkı abi. Her hafta bunun keyfini mi bekleyeceğim böyle? Bekleyeceksin vallahi, başka çare yok. 1,5 saat kaldı program abi. Kalkar mı dersin yakında? Bilmem ki. Dün gece alkol duvarını açtı. Sabaha karşı geldik eve.
Gözünü seveyim Sıtkı abi, seslen şuna. Seslenemem Aydın. Yanında misafiri var. Misafir mi? Sevgilisi falan mı? Sevgilisi denmez pek. Dün gece tanıştılar. Aralarında hızlı bir elektriklenme oldu. Şansa bak, bir boy eksikti. Ne yapsak abi ya? Dakikalar akıp gidiyor. Cenab abi, kalkmıyor musun? Aydın bekliyor. Kalk abi ya. Geç kalıyoruz Cenab abi. Hiç uğraşma. Top atsan uyanmaz. Kapısını yumruklasam mı acaba? Sakın ha. Dayağı yersin. Gel, gel şöyle geç. Çok şükür. Aman abi, acele et biraz. Günaydın canımın içi. Kim bu kadın iplikçi? Kim mi? Hatırlamıyor musun abi? Yüzü biraz aşina ama tam olarak çıkartamadım. Nilüfer abi. Nilüfer mi? Hangi Nilüfer? Seramikçi olan desem o değil. O kumral. Bütün gece sarmaş dolaş dans ettiniz ya abi. Dansı mı ettik? Hayret, hiç hatırlamıyorum ya. Boş ver abi, canın sağ olsun. Hadi sen hazırlan. Bir saat kaldı programa. Program mı? Sahibi de o var. Bugün yapmasak olmaz mı programı? Aman abi, dalga mı geçiyorsun şimdi ya? Vallahi küt diye kalpten gideceğim. Çok ciddiyim canımın içi. Hiç abanla değilim yani. Ayrıca Ertem'in tutulmuş baksana. Gecenin ayazı çarpmıştır abi. Gecenin ayazı mı? Dışarıda mı oturduk? Yok abi. Gelirken 40 defa durdurdun arabayı. İkiniz inip inip yolun ortasında dansa devam ettiniz. Bir defa sahilde, bir defa Bağdat Caddesi'nde, bir defa da karakolun önünde. Yapma ya. Neler söylüyorsun sen iplikçi? Birileri gördüyse rezil olduk ha. Herkes gördü abi. O saatte uyanık olan kim varsa. Bırak bunları abi. Asıl vaktinde radyoya gitmezsek rezil olacağız ha. Hadi. Yani laf aramızda bu program beni sıkmaya başladı canımın içi yani. Ciddi ciddi bırakmayı düşünüyorum. Ne diyorsun abi ya? Al bir tabanca, vur beni daha iyi. Ama bu gerçek canımın içi. Yaratıcı çalışmalarıma sekte vuruyor. Ayrıca böyle nöbet tutar gibi iş yapılmaz ki. Bu işler biraz gönül işi. Hani hoşuna gidiyordu abi? Başlangıçta gidiyordu İbrikçi. Mektuplar, telefonlar falan ama artık sıkmaya başladı. Boğuluyorum adeta. Geçici bir bıkkınlık Cenab abi. İnan bana, vallahi geçer. Hemen atlatırsın. Hadi, hemen hazırlan da gidelim ha. Tamam, bugün de gidelim canımın içi. Ama bunları oturup ciddi ciddi konuşmamız lazım yani. Adı neydi? Nilüfer, Nilüfer. Ha. Allah muhabbetinizi artırsın kız. Oo, yemek davetleri falan. Aman abi, vardır mutlaka bir menfaatleri. Varsa var kız, sana ne? Senin yok mu? Suyuna git, iyi geçin şu adamın çocuklarıyla. Yüzlerine gül biraz. Bırak canım, şeytan görsün yüzlerini. Adam senin için evlatlarından mı vazgeçecek bu yaştan sonra? Sen de politik ol biraz dangalak, al bir hediye git işte. Ben de öyle yapacağım abi. Ama o kızı yok mu, o fesat kızı? Oğlanların önüne at bir kemik yalasınlar. Ama kızı yılan, yılan. Sık dişini biraz kız. Kaç gün kaldı şunun şurasında? Adamın bir ayağı çukurda. Gidiyoruz ama bak görürsün. Mutlaka gene bir çıngar çıkacak. Söylemedi deme. Çıkmaz kız, çıkmaz. Kendileri çağırmış. Misafire de saldıracak halleri yok ya bunların. Burada bakır. Şu değil mi kızım? O usta. 9, 3 daha 12. 7 daha 19. Elde var bir. Hah, elde var bir. Dokunmakla geçmez, yalan söyleme tertip. Vallahi yalan değil tertip. Sorduk işte. Şöyle elini tutmakla geçiyormuş. Kim söyledi? Babam. Annem de anlattı uzun uzun. Sen bir de öptün kızı. Sen öptün tertip. Sen öptün. Hatırlamıyor musun? Sarhoştun böyle gibi. Hem de 3 defa öptün. Ateşin çıktı mı? Çıktı biraz tertip. Benim de. Cayır cayır yanıyor bak. Gözlerinde kararıyor mu? Bir kere karardı bu sabah. İçinde geçiyor mu? Yumuşak yumuşak. Geçiyor vallahi. Başım da dönüyor. Benim de. İkimiz de kaptık hastalığı. Eyvah. Ne yapacağız tertip? Bilmem. Gidip Türkan teyzemle konuşalım. O bilir. Belki bize ilaç verir. Eğitse ilaç fayda etmez. Öldük biz tertip. Ne yapacağız biz bu yaşta ölürsek tertip? Sus tertip. Söyleme öyle şeyler. Her tarafım çürüyecek mi öyle gibi. Etlerim dökülecek böyle.
Amca baksana ne diyor. Bağırmasana. İspiyoncu hadi. 847. Şunu yaz bir tarafa kızım. 847 yazdım usta. Al. Ne tepiniyorsunuz orada Dumkov? Arpanız mı fazla geldi? Yok bir şey baba. Konuşuyoruz yumuşak yumuşak. Korkutuyor amca. Acayip şeyler söylüyor. Ne varmış korkacak hayırsız? Al 2x9. Kafam çalışmıyor amca. Beynim de çürümeye başladı galiba. Ne diyor bu? Ben de anlamadım usta. Rahatsızım patlatırım ensenizi. Bunları da yazdım mı kızım? Hepsini yazdım usta. Sadece elektrik ve telefon faturaları kaldı. Kolay gelsin ustam. Ne oldu benim şofbenler? Eyvah bu da geldi. Geldi böyle gibi. Bırak şimdi şofbeni falan. Gel biraz konuşalım. Konuşalım ustam hay hay. Niye sinirlendin? Nereye götürdün sen bunları? Nereye götürmüşüm ustam? Hiç numara yapma. Her şeyi biliyorum ben. Helal olsun. Ne boş bağızmışsınız aslanım. Siz mi söylediniz? Ya. Sen mi söyledin yoksa bacım? Beni karıştırma bu işe Hüseyin abi. Bak Hüseyin. Bundan sonra nereye gidersen git. Çocukları rahat bırak. Zaten ikisi de kuş beyinli. Rus revüsü, Alman revüsü duymayacağım bir daha. Tamam ustam tamam. Yaptık bir hata. Nerede benim şofbenler? Attım dışarı al götür. Burada ikisi de yaramaz al. Seninle de iş yapılmaz artık ustam bırak ya. Ne güzeldi aslında. Tam 12 çift meme böyle. Yumuşak yumuşak ne tatlı. Aferin Kartal yeğenime. Bu yıl işimiz nasıl kolaylaştı bak. Biliyor bu işi. Geçen yıl beyanname zamanı saçımızı başımızı yoluyorduk. Bilecek tabii. Boşuna mı okuttuk onu üniversitelerde? Maşallah Ali Bey tam bilgisayar dehası efendim. İnanın oğlu diye söylemiyorum. Bize çok faydası dokundu maşallah. Bu senin el yazın oğlum. Ne yazıyor burada? Bakayım abi. 4 hamburger, 3 ayran, bir kola. Öğlen yemeği için bir şeyler getirmişiz herhalde. Boş ver. Neşeniz yerine geldi efendim ne güzel. Yüzlerinizden okunuyor huzur içinde olduğunuz. Nimet Hanım baskılarından kurtuldunuz tabii ki. Sus sus hatırlatma. Görüyorsun değil mi Abbas? Şu ödediğimiz vergiyi. İş hayatı ne kadar zor anlayıştı. Ben ne anlarım müdürüm affedersin. Haddime mi düşmüş? Vallahi haksız rekabet efendim bu. Kimse ödediğiniz vergiyi. Herkes kaçırmaya bakıyor. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Oo, gel Kartal yeğenim gel. Biz de şimdi senin kulaklarını çınlatıyorduk. Zeynep aradı seni 3 kere. Telefon bekliyormuş. Tamam sağ ol. Oğlum üzme şu kızı. Bırak artık bu kıskançlık numaralarını. Ya baba. Olur efendim olur gençte böyle şeyler. Sözlüyken ben de nesini biriyle görmüştüm iş çıkışında. Adamı zor aldılar elimden. Geçen yılki muhtasarları getirsen Ergun. Derhal efendim. 27 Şubat tarihli faksınızın ilişiğindeki muhtasar beyannameler dosyasını buluver bana kadar ya. Tamam Ergun Bey. Ya ne olmuş Hülya Hazretleri'ne böyle? Cem Bey'im. Yok kızım yok küçüne küçüne. Ne olmuş Ergun Bey? Hiç farkında değilim. Kıskançlık krizleri falan. Kız başka birini bulmuş galiba. Yok daha neler. Başladı yine bacım affedersin cıvık cıvık konuşmaya. Nereden çıkarıyorsunuz Ergun Bey? Yok öyle biri falan. Büyütmeyin bu işleri bu kadar. Hepimizin yaşadığı şeyler. Tamam kızım tamam. Hah yine aynı konu işte. Babası nasihat ediyor. Uzak dur şuradan müdürüm affedersin. Yine kırdıracaksın kafanı. Buyursun efendim bir şey mi istediniz? Yok bir şey Ergun Bey. Siz ne istemişsiniz? Estağfurullah efendim. Yemeğe gideceğiz de biraz avans alabilir miyim Ergun amca? Buyur oğlum istemez para falan. Bende var. Arayan olursa biz 1-2 saate kadar döneriz demedi. Tamam Cem Bey anladım. Afiyetler olsun babam affedersin. Sağ ol Abbas efendim. Güle güle efendim güle güle. Buyurun Ergun Bey. Sağ ol kanalya. Buyurun efendim. Vallahi iyi düşününüz efendim. Cem Bey şimdi onu sakinleştirir. Bizim fikrimiz olduğunu nereden bildin Ergun? Yoksa kapı aralığından falan bir şey mi duydun? Aman efendim daha neler. Hay Allah. Ben de bir an ciddi söyledin zannettim. Düzelir efendim düzelir. Sahiden yok herhalde Zeynep Hanım'ın ilgilendiği bir başkası. Sezer diye bir isim duyduk ama. Yeter be Ergun. İplikçi kadınlar gibisin vallahi. Hadi sen git artık Gül. Misafirin var. Ben kapatırım. Sağ olun Türkan abla.
Ne oldu Halis? Türkan teyzem burada mı? Özel bir şey soracaktık. Çok önemli. Sen git hadi, oyalanma, ben ilgilenirim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Gülsüm ablacığım. Hayrola çocuklar? Nedir mesele? Biz AIDS olduk galiba Türkan teyze. Öyle mi? Nereden anladınız bunu? Rus reisine gittik tertibimle. Gittik. Hüseyin amca götürdü. Dans etti kızlar. Biz de seyrettik yumuşak yumuşak. Masamıza da geldiler. 3 tanesi geldi. Olga, Nadia, bir de Lilya. Nadia benim yanıma oturdu. Bira içtik. Dansa da kalktık. Peki sonra? Bir kere daha dansa kalktık. Başka? Başka hiç. Tertibim uykusu geldi, kalktık. Hepsi bu kadar mı? Değil. Lilya Hüseyin abinin dizine oturdu. Boşuna üzülmüşsünüz çocuklar. AIDS öyle bulaşmaz. Bulaşmaz değil mi Türkan teyzeciğim? Hayır. Ancak çok yakın temas olursa. Gördün mü Adi? Dedim ben sana öyle bulaşmaz diye. Öyle demedin tertip. Etlerin dökülecek dedin. Her tarafın çürüyecek dedin. Demedim Adi. Yalan söyleme. Öpmekle geçer mi Türkan teyzeciğim? O da zor. Ama dudakta bir çatlak falan varsa. Yok yok. Ben yanaktan öpmeyi soruyorum. Hiçbir şey olmaz. Ama bakın bu işlerin şakası yok. Daima korunmak gerekir. İyi akşamlar. Buyurun iyi akşamlar. Burada mı bizim çocuklar? Buradalar, konuşuyoruz. Pencereden gördüm, sonra gelmediler, merak ettim. Sizi rahatsız etmediler inşallah efendim. Yok canım, ne rahatsızlığı. Bazı şeyler sormak istemişler. AIDS sorduk anne. Çok korkmuşlar. Efendim evet, babası korkuttu epeyce onu. Tertim de beni korkuttu yenge. Neyse, ben doğrusunu anlatmaya çalıştım biraz. Çok teşekkür ederiz efendim. Hadi yavrum gidelim, Türkan Hanım çıkacak. Benim yakışıklı, çapkın oğlum. Hadi Galip sen de bize gel bu akşam. İkinizin de seveceği yemekler yaptım. Duydun mu tertip? AIDS'i de atlattık. Ne tatlı. Bu ne biçim öyle yemeğiymiş böyle Şükrücü? Sorma Nazan. İşleri de üstümüze yıkıp kayboldular ortalıktan. Geldi nihayet. Zeynep, bu ne güzel sürpriz. Bunlar sizin için. Ne güzel çiçekler. Teşekkür ederim kızım. Gel kızım gel. Hoş geldin, özledik seni. Hoş bulduk. Rahatsız etmiyorum ya. Aşk olsun. Ne rahatsızlığı. Oturuyorduk biz bize. Ali ile konuşmaya geldim ama yok galiba. Yok. Cem'le öğlen yemeğine gittiler, dönemediler hala. Bir türlü ulaşamadım ona bugün. Biliyorum biliyorum. İyice saçmalıyor kerede. Gelir biraz sonra. Sen hiçbir şeye üzülme Zeynepciğim. Onun canı iyi bir dayak istiyor. Hadi oturun siz. Ben şunları vazoya koyup geliyorum. Çıkart kızım Anton'u da. Dizaye Ankara'nın resepsiyonundan duyduğu rahatsızlığı iletildim. Şuraya bak. Hünkar sofrası maşallah. Bir kuş sütü eksik. Kayınbabama helal olsun. Geldi mi kafan yerine biraz? Geldi geldi. Babamla da içme artık bari. Babacım sarhoş sarhoş. Dayak mı istiyorsun sen? Babalar sarhoş olmaz. Babak üç bacaklı tavuk. Seyredi kızım sessiz sessiz. Amına gül. Yine kavga falan çıkarma Sultan Hanım'la. Anladık Cafer, kaç defa söyleyeceksin. Daha ayılamadın herhalde. Aman aman tut kendini. 40 yılda bir borç isteyeceğiz babandan. Arsaya mı yapacağız baba? Yapacağız. İki gözlü bir yer kısmetse. Seneye de ikinci katı çıktık mı? Babak üç bacaklı tavuk konuşuyor. Konuşur kızım onlar. Seyret sen güzel güzel. Geldiler. Terlikler hazır mı Gül? Hazır hazır. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Al şunu Cafer. Baklava mı? Niye zahmet ettin babacığım? Avrupa Birliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında son 3 yıldır süren bulut ilişkiler
müdahalesi ona ne kokuyor burası böyle? Daha sonra helikopter. Ay şu ayakkabıları dışarıda bırakın bari. Başladı gelir gelmez. Yapma Gül. Buyurun buyurun. Seni şöyle alayım babacığım. Hadi kızım öpün dedenizin elini. İbrahim Doğan'ın tedavilerine ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediliyor. Alın bakalım bunlar size. Oo. Ne güzel çorap onlar öyle. Dedeleri baklava getirmiş kızlarıma. Sultan teyzeleri de çorap. Anneanneleri iblis. Anneanneleri tabii. Teşekkür yok mu kızım, teşekkür? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hadi bakalım. İyi günlerde kullanın. İşte hep böyle göreyim sizi. İftar ediyorum sultanım. Hadi kızım kapatın televizyonu, yemek yiyeceğiz. Babacığım alo pilav, alo pilav. Ay bu da ne dillenmiş böyle ayol. Buyurun. Alo pilav hattı. Kusura bakmayın. Bu gece evlere servisimiz yok efendim. Yarın tekrar hizmetinizdeyiz. İyi akşamlar. İşler fena değil çok şükür babacığım. Her gece birkaç tencere bitiriyoruz. Allah bin bereket versin. Aferin aferin. Böyle böyle olacak işte. Maşallah. Cep telefonları falan. Siz ne kirli çıkısınız siz. Her şeyiniz var ama gene de yokluktan ağlaşırsınız. O nasıl söz öyle be? Ne yani, dilenciliğe mi çıktık? Öyle demek istemedi Gül. Ben bilirim onun ne demek istediğini. Hadi oradan. Senden mi korkacağım? Bir şey söylemek istesem söylerim açık açık. Şuraya geldik, ağzımızın tadını bozma akşam akşam. Yazıktır be. Düşün artık bu adamın yakasından. Asıl sen düş kanemici. Vallahi geçiririm şimdi bu tencereyi kafana. Anam rahat dur Gül. Misafir misafir. Misafirse misafirliğini bilsin be. Buraya bize hakaret etmeye mi geldi? Uzatma sen de kızım. Hadi koy şu çorbaları da, karnımız acıktı. Allah ne verdiyse ağız tadıyla. Rahat mısın orada babacığım? Görüyor musun şu çocuğun yaptığını, bir telefon bile etmedi. Sizin de canınızı sıktım. Olur mu öyle şey canım? Duygularını bizimle paylaşmazsan darılırdık. Hadi seni eve bırakayım. Hiç zahmet etmeyin, ben giderim. Üzme kendini artık, geçecek hepsi. Oğlumu bilmez miyim? Hadi bakalım. Babanlara da selam. Yemeğe bekliyoruz bir akşam. Tamam. Sağ ol Leyla kuzenim. Kafam dağıldı biraz vallahi. Hadi bakalım. Dediklerimi unutma. Aklını başına topla. Kızı da hemen ara, tamam mı? Tamam sahip. İyi geceler. İyi geceler. Ali? Zeynep? Şimdi ya Sezer mi oldu diyorsunuz herhalde. Çok geçmeden Zeynep tanıştırdı bizi. Birlikte yemeğe gittik dördümüz. Ben, Zeynep, Sezer ve Sezer'in 2 aylık nişanlısı. Sezer sahiden çok akıllı, çok candan. Nişanlısı da öyle. Üstelik çok da güzel. Bunu Zeynep'e söylemedim tabii. Ne olur ne olmaz. Şşt, baksana nerede kocan? Düşünemiş yine oraya baykuş. Markette, markette. Söyle ona, gelir gelmez bana baksın. Kaç üstüne. Unutma sakın. Geliyor işte, kendisine söyle ne söyleyeceksen. Cafer, nerede kaldın? Aldın mı bizim hesabı? Aldım, aldım. Sevime göstermeden bana getir onu. Ben ödeyeceğim. Olur. Moralacaksın görünce baykuş. Ne yapmış o kız öyle? Hangi kız? Taktak Sedat'ın kızı. O çocuğa vermediler diye bileklerini kesmiş. Anam. Bir günde iyi bir şey söyle be uğursuz. Yok öyle bir şey, yok, uydurma. Evinde evinde. Yok intihar falan. Günaydın. Günaydın. Hayrola Pemren, geç kalmışsın. Uyanamadım Cafer abi. Bu Ali pilav işi öldürecek bizi valla. Hadi hadi, ağlamaya başlama hemen. Öyle vallahi abi, bu gidişle kapıcılıktan mı olacağız? Seni zorlayan yok aslanım, istemiyorsan çalışma. Hemen alın mı abi, bir şey söylemedik. Hadi koş hadi. Hadi iyi günler. İyi günler. Bir de bunun nazını çekeceğiz. Hadi hadi sallanma orada, getir şu hesabı. Getiriyoruz dedik, kaç kere söyleyeceksin? 50 tane elimiz yok, servis yapıyoruz burada. Hadi be. Hadi Gül, sen de merdivenleri siliver. Benim işim değil, kendin sil. Bana ne?
Konuşma şöyle ters ters be. Zaten başımıza ne geliyorsa senin bu huysuzluğundan geliyor. Huysuz sana benzer Cafer. O akşam güzel alacaktık parayı babandan. Tam tava getirmiştik, bir çuval inciri berbat ettim. Alsaydın ben ne yaptım? Söyledim sana, o yılan gene kavga çıkaracak dedim. Tut sen de kendini biraz canım. Hemen tencereyi kafasına mı geçirmek lazım? Buyurun babacığım, kapıcı kapıcı. Kadın evimize misafir gelmiş, hediyesini de getirmiş güzel güzel. Başında paralansın hediyesi. Almış pazardan iki ucuz çorap. Kızlar nerede? Giyiniyorlar. Ha, 23 Nisan için eşofman alınacakmış, para istiyorlar okuldan. Verseydin. Yok param, nereden vereyim? Bankadan çek. Çekemem, kusura bakma. 3 ay vadeli yatırdım. Bak, istifle bakalım. Biz burada ev yapacağız diye bir tarafımızı yırtalım. Aptal eşim, aptal Banu. Sensin aptal. Eşofman parasını söyledim mi babam anne? Söyledi, söyledi. Anne. Deriz. Hala küs müsünüz babamla? Siz karışmayın öyle şeylere kızım. Hadi hadi, dedikodu yok. Alın şu beslenmelerinizi de. Güzel kapatın önünüzü kızım. Güneşe aldanmayın, hava soğuk. Hadi güle güle. Kenardan kenardan, tamam mı kızım? Hadi iyi dersler. Buyurun, aptal Banu, aptal Banu. Nerede kaldın evladım, seni bekliyoruz. Buyurun, iyi günler. Var mı Aslı'dan bir haber? İşe de gitmiyormuş galiba, ne yapıyor bu kız? Aman aman, o konuya hiç girme. Kimseden tek kelime duymayacağım dedi katil. Allah Allah, merak ettik sorduk, ne var bunda? Vallahi bilmem artık. Buyurun, bu da sizin. Neymiş bu? Halil pazarlamadan, bu ayki hesabınız. Çüş! Biz mi yapmışız bu kadar alışveriş? Yapmışsınız efendim demek ki. Hadi canım, mümkün değil bu kadar tutması. Tutmuş işte efendim. Bana ne söylüyorsunuz? Ama ne? Git markete kontrol et defterden. Rezalet. Bana bak. Kendinizi alıp bizim hesaba mı yazdırıyorsunuz yoksa? Aa! Ne diyorsun sen ya? Hırsız mıyız biz? Şunun ettiği lafa bak Cafer. Ağzından çıkanı kulağın duysun ha. Yaparsınız siz. Sizden her şey beklenir. Ne oluyor efendim? Niye sinirlendiniz yine? Hiç efendim. Marketten hesap göndermişler. Eşkıyalık mı yaptığınız? Soracağım bunun hesabını sizden. Neyin hesabını soracaksın ya? Kendi borcun işte. Alırken iyi. Parasını vermeye gelince bir araba laf. Aa, yavaş olun. Niye yürüyorsunuz öyle kocamın üstünde şey gibi? Beni korkutacaklar akılları sıra. Benim kocam kimseden korkmaz, anladınız mı? Papuç bırakmaz sizin gibileri. Söyle o kayınpederine, alamaz bu parayı benden. Git kendin söyle be. Allah Allah. Aa, gelin efendim, içeri uğraşmayayım bu terbiyesizlerle. Terbiyesiz sana benzer. Biraz yüz bulunca azdılar hemen. 16.000 telefon, 18.000 de elektrik, 8-6 daha 14. Elde var bir. Yanmışız biz ulan Nazif. Sırf elektrikle telefon 32.000'den fazla tutuyor. Bin değil baba, milyon milyon. Ne hatsa işte. Milyonun adı var. Şu lambaları işiniz bitince söndürseniz elinize mi yapışır? Arkanızdan dolaşıp ben kapatıyorum. Dikkat ediyoruz baba. Telefonla konuşmaya bile korkuyoruz artık. Bu ay apartman giderleri de çok yüksek. Yüksek kızım. Doğalgaza durmadan zam geliyor. Bir de enflasyon durduracağız diye nutuk atıyorlar. Çok duyduk bu palavraları. Her şey ateş pahası. Bankaya gitmek bile gelmiyor içimden. Şimdi alacağım 3 aylığımı. 3 günde uçup gidecek. Kusura bakma baba. Kirayı da sana yıktık bu ay. Abuk subuk konuşma evladım. Senin benim mi var? Tüh ulan. Çevre vergisini gene unutuyordum. Zaten hep cezalı ödüyoruz. Hay Allah. Bana kızacaksın baba ama bunun da ödenmesi lazım. Neymiş o? Bir çanta almıştım ya ucuzluktan. Onun taksidi. Ver bakalım ver. At onu da küfeye. Sağ ol baba. Evladım, 40 kere söylüyoruz. Düşmeyin şu taksit tuzağına. Elinizi verdiniz mi kolunuzu kurtaramazsınız. Azarlama kızı baba. Alt tarafı ucuzluktan bir çanta almış kendine. Kim azarlıyor oğlum? Konuşuyoruz. İyi günler, günler Cafer, sağ olasın. Bu da marketin hesabı. O kaç paraymış? Felaket baba, 76 milyon. Yok devenin pabucu. 76 milyon mu? Ne almışız bu kadar? Biz de alışverişimizi toptan yapıyoruz sözde. Bu da üstüne tuz biber. Dönüşte uğrayıp öderim onu da.
Verdi mi geçen ayın aidatını o kereste müdürü? Yok hocam. Bu aykini de ödemeyecekmiş. Versin icra ediyor. Anlamadım. Ben adamı... Öder öder. Hadi Cafer sen sinirlendirme babamı sabah sabah. Hadi güle güle. Hadi, İyi günler. Hadi güle güle. Bu kız bugün de işe gitmeyecek galiba Sedat. Gitmezse gitmesin Serpil tek. Zaten aldığı 3 kuruş maaş. Bak Tokyo borsasında altının onsu yine cız başıca. Ay bize ne altının onsundan filan Sedat? Kız kaç gündür odasından çıkmıyor. Yemeden içmeden kesildi. Verem olacak. Olmaz bir şey. O uyuzla evlenmesine izin verseydim asıl o zaman verem olurdu. Açlıktan. Çocuk seni büyük yerine koyup konuşmaya geldi. Neler söyledin çocuğa Sedat? Az bile söyledim. Tek gelsin gene söylerim. Rezil ettin Aslı'yı çocuğun yanında. Arkadaşların da yüzüne bakamaz oldu. Bakmasın daha iyi. Londra borsası da haftayı düşüşle kapatmış bak. Ay bırak şu dergiyi Sedat, delirtme insanı. Sen de bankada memurdun, ne çabuk unuttun. Boş konuşma kardeşim pek. Bugün neyim sen ona bak. Ay nesin Allah aşkına? Kabzım al yamağı. Ayşen gecenin en keyifli şarkılarından biriydi. Seray Neşesi'nde beraberliğimiz Toprak Sergen buraya gelene kadar devam edecek. Ama şimdi geçmişe gitme zamanı. Ha, sen de pat diye böyle ahıra girer gibi girmesen olmaz. Kusura bakmayın efendim. Dışarıda söylemek istemedim de. Neyi? Benim üstüme vazife değil ama apartmanda dedikodu aldı yürüdü. Olur olmaz şeyler söylüyorlar. Kim söylüyormuş tak? Ne söylüyormuş? Ağzı olan konuşuyor Sedat Bey. Çeneleri kopsun inşallah. Ne varmış konuşacak? Yok Aslan'ın bileklerini kesmiş. Yok bilmem neymiş. Kim onunla kardeşim? Tak ver isimlerini. Yakmazsam şerefsizim. He. Ne yapar Sedat Bey adamı? Söyle onlara. Bir şeyciği yok kızımızın. Odasında prensesler gibi oturuyor. Söylüyoruz efendim. Hadi kardeşim canımızı sıkma hadi. Bırak gevezeliği hadi tak. Tamam efendim. Ha bir de bu vardı. O ne mücele? Cız. Halil Gıda'dan gönderdiler. Vay ki borcunuz. 100 milyon. Yuh. Ya bunlar sayı saymayı bilmiyor ya da hiç dayak yememişler. Ne sanıyor bunlar bizim miras yedi mi? Ay senin için 100 milyonun lafı mı olur Sedat? 2 tık tık bir cız internetten tamam. İlaç mı içti ilaç mı? Götürüp midesini yıkatın. Bir sen eksiktin. Gidin başımızdan kardeşim. Başka deriniz kalmadı mı sizin ya? Ben onun için gelmedim. Kapıcıyla işim var. Attın bunu başıma gittin. Nasıl ödeyeceğim ben bu kadar parayı? Ben ne bileyim. Bunu biralar içerken düşünseydin. Aa. Çıktı. İyi günler. Ne bakıyorsunuz öyle hortlak görmüş gibi ayo? Tuvalete girdi işte. Hadi yallah hadi. Bela mısınız siz başımıza kardeşim? Hadi. Yürüyün hadi. Allah Allah. Mister gibi kokuyorsun kız. Oğlunu da alsaydın keşke. Birlikte bıcı bıcı yapardınız. Konuşma öyle ablacığım. Korkutma yavruyu. Ördek değil o. Sapına kadar horoz. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Hadi kız otur. Torunlarından kırdım sana 4 tane bak. Şurada ağız tadıyla sucuklu yumurtamızı yiyeceğiz. Hasretme vatandaş ablacığım. Kız Yavuz. Konuş şu vicdansızla Sevap. Kara sevdaya tutulmuş o aslında. Hayır intihar ederse ne yaparız kız? Konuşacağız dedik ablacığım. Dövdürteceksin bana biraderi. Allah göstermesin ölürse hepimiz sorumlu oluruz kız. Biz de vicdan azabından ölürüz vallahi. Bize düşmez ablacığım. Vicdan söylemesi. Bırak anası babası aile ortamında karar versin. Beğenmedin mi sucuklu yumurtayı kız? Niye öyle iştahsız yiyorsun? İşten bıraktım vatandaşı ablacığım. Sevim'in haberi olmadan nasıl ödeyeceğim ben bu hesabı şimdi? Bilmem vallahi. Yardımcı ol biraz. Ev için aldığımız şeyler desek yutar mı acaba? O hesapta ev için alınmış hiçbir şey yok. Hepsi bira, vodka, fındık, fıstık, cips, mips. Yandık. Bari biraz borç ver. He, anımda enayi yazıyor. Kuruş çalışmaz vallahi. Katilden isteyeceğim o zaman. Başka çare yok. Şşt! Delirdin mi? Uyu adam be! Uyunur mu bu saate kadar? Çalma şunu. Belki adam eseriyle ayıp dur söylemesi. Bana ne? Yahu çalma dedik şunu. Karışma bana. Benden söylemesi. Öldürür seni katil vallahi. Ben zaten ölmüşüm. Anam. Kim bu terbiyesiz? Ay kız acı acı çalıyor vallahi. Canına mı kıydı acaba zavallı? Sen miydin kız kapıcı? Ne geldin gene? İyi günler. Afiyet olsun biz geldik. Eyvallah sayın abim buyur bir durum mu var? Var efendim.
Cemil Bey'in sizden bir ricası var. Mis gibi de sucuklu yumurta kokuyor. Estağfurullah. Buyur Sayın abim, emret. Sen söyle. Biraz borç istiyormuş da. Borç mu? He, sana söyleyemiyor. Para mı lazım Sayın abim? Lazım. Yandan çarklıya borçlandım. Senin duymadan ödeyelim şunu. Ödeyelim Sayın abi. Kız sen de dert babası oldun bu apartmanına. Hariçten gazını okumayalım ablacığım. Konuşuyoruz. İyi kız, bana ne? Ay ne halin varsa gör. Koçum, ver Sayın abime ne kadar lazımsa. Anam, ben mi? Sen koçum, ver sonra hesaplaşırız. Başla. Ben öderim markete. Ver ver, işim acele. Ben öderim Sevim vaziyeti çakmadan. Cemil, nereye gitti yine bu? Cemil! Cemil! Ya burada mısın? Nereye gidiyorsun? Sedatların kızını merak ettim Sevim. Nesini merak ettin? Sana ne Sedatların kızından? Öyle demin Sevim. Kız her an intihar edebilir. Kafayı o çocukla bozmuş. Bırak şimdi, çıkar ayakkabılarını da otur. Çayın soğudu. Ekmek falan olacak mı? Hazır ayakkabılarımı giymişken. Ne ekmeği? Cafer getirmiş ya. Peynir var mı peki? Beyaz. Var, görmüyor musun? Derdin ne senin? Hiç Sevim. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Manavdan falan alınacak bir şey varsa alayım bir koşuda. Ben alırım. Geç otur şuraya, sinir etme beni. Eczaneden ilaç çalayım. Neler geçiyor senin kafandan? Kurtlanma hadi. Otur oturduğun yerde. Niye yemiyorsun? İştahımı kaçırdın Sevim. Ne zormuş sanatçı karpuzu çekmek ya. Her hafta bir saat dil döküyoruz götürebilmek için. Bence yakında bırakır Cenap abi o programı. Bırakacaksa bıraksın sevgilim, ha burama geldi vallahi. Bir sırtımızda taşımadığımız kalıyor adamı radyoya kadar. Olacak efendim, o kadar. Dünya çapında bir şair o. Sen de dalga geçme oğlum. Zaten canımızın sıkıntısı kendimize yetiyor. Tahterevan'la gitmek istese hakkıdır efendim. Koskoca bir devlet sanatçısı o. Bu sabah pek neşelisin bakıyorum. Ya ne var? Neşeli olmak suç mu? Değil ama neşen yerine gelince de bu sefer çenen düşüyor. Hakikaten vallahi. Hiç çekilmez oluyorsun. Ya çekmek zorunda değilsin ki enişte. Ya siz hani ayrı eve çıkacaktınız? Tutun o daireyi de ara sıra biz de gelelim. Yok ya. Sana mı tutuyoruz biz o daireyi oğlum? Yemeyelim efendim kaşar tereyağı. Belli bir yaştan sonra hepimize zarar. Ne demek ayda 1,5 kilo beyaz peynir? İsterseniz tamamen aç duralım. Annemin sütü bile gözünüze batmaya başladı artık. Şu hesaba bakın ama efendim. Şişiriyor herhalde ahlaksızlar. Gidin efendim onlara sorun. Bize niye kafa tutuyorsunuz? Soracağım efendim. Merak etmeyin. Yıkacağım o marketi kafalarına. Ama bizim de biraz tasarruf yapmamız lazım. Ne demişler? İşten artmaz dişten artar. O tavuklu pilavdan hiç kaldı mı kızım? Ne tavuklu pilavı anneciğim? Daha kahvaltı ediyorsunuz. Görün işte. Doymak bilmiyor maşallah. Bir yerinden de belli olsa bari. Hiç konuşmayın efendim. Kedinin pilavını anneme yedirdiğiniz yetmiyor. Bir de utanmadan... Nesi varmış efendim? Mis gibi pilav. Ben de yiyorum. Hiç bile mis gibi değil efendim. Onun bunun artıkları. Yine kavga mı ediyorsunuz Sami Bey amca? Sana ne evladım? Sana mı hesap vereceğiz bir de? Ne tatlı çıkarıyorsun Halil teyzeciğim? Sen kendi işine bak sapık. Bunlar ne böyle, haşlanmış yumurta mı satıyorsun? Satmıyorum Sabri Bey amca. Hediye bunlar. Annem yaptı. Hediye mi? Öyle desene evladım. Hepsi bizim mi bunların? Sizin Sabri Bey amca. Çok teşekkür ederiz. Öpeyim. Ben de seni öpeyim Aile teyzeciğim. Tavuk olmak ne zor değil mi Aile teyzeciğim? Ben nereden bileyim ha? Tavuk muyum ben? Düşündüğümde canları çok yanıyordur yumurtlarken. Söylediği şeye bakın efendim. Sapık. Hadi evladım. Verdin yumurtalarını. Buyursene kızım Kazım Efendi. Ayakta kaldı adamcağız. Kazım Efendi değil anneciğim, karıştırdınız. Üst kattakilerin oğlu. Kazım Efendi de kim? Lamartin'deki kapıcımız efendim. Öleli 6 yıl oldu. Aa, Kazım Efendi öldü mü? Başın sağ olsun evladım. Çok iyi bir insandı babam. Babam mı?
Benim öğrencim o efendim. Kazım Efendi'nin oğlu değil. Hadi evladım, kesenize bereket. Eğer fazla yumurta kalırsa getir. Hristiyan adeti bunlar Hulya. Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir şey bu yaptığın. Ben öyle düşünmüyorum Davut. Bütün adetlere saygı göstermek lazım. Ablam kandillerde de helva yapıp dağıtıyor ama enişte. O başka. Şu haline bak, sen de Hristiyan oldun. Aman enişte, yumurtayla Hristiyan olunacaksa. Kabul et Davut, bu konularda çok tutucusun. Bitirdin mi Halis? Daha gitmediğim yerler var Ayşe yenge. Yumurta almaya geldim. Şu hale bak, yumurtacı mı oldun sen Dumkov? Anne baksana şu kocana ne diyor. Dumkov yok Davut. Oğlumuz büyük bir sorumlulukla yapıyor bu işi. Yapıyorum, ne var? Öpüşe koklaşa. Herkes çok sevindi. Sabri amcam yanaklarından öptü. Alet izimini çıkıp tutmuş yine öyle. Ne tatlı. Al! Buna Dumkov denmezse ne denir Hulya? Yapma öyle sapık sapık hareketler, patlatırım. Bir şey anlatıyor çocuk Davut. Hemen ense patlatmak mı lazım? Hadi bakalım, yeter bu kadar gevezelik. Giyilsin de gidelim dükkana. Sen git baba, ben sonra gelirim. İşim bitmedi daha. Ne kadar kocaman yumurtalar değil mi Ayşe yenge? Nasıl yumurtluyorlar kim bilir? Çok acıyorum ben bu tavuklara. Tövbe yarabbim. Ne güzel yapacaktık evi. Seneye de çık ikinci katı, ver kiraya. Oh! Hepsi yattı senin yüzünden. Çok söylendin ama Cafer ha. Babama mı güvenip aldın sen o arsayı? Bırakırdım kapıcılığı da. Kimsenin ağzını kokusunu çekmezdik. Buyurun oğlum pilav, oğlum pilav. Buyurun. Kolay gelsin kızım. Sağ ol Muvaffak amca. Cafer. Ben emekli maaşımı çekmeye gidiyorum evladım. Öğleden sonra gelirim soran olursa. Tamam hocam. Hah, iyi oldu yakalamışken beyefendi. Herkes aidatını ödüyor. Sizin ne ayrıcalığınız var? Siz niye ödemiyorsunuz? O parayı ben cebimden mi ödeyeceğim yani? Ne yaparsan yap. Bana ne? Ödemiyorum. Tamam. O zaman günah benden gitti, icraya vereceğim. Hadi ver. Bakalım ne alacaksın. Beni mi korkutuyorsun? Alt tarafı bir kiracısın sen şurada. Tamam. Laf söyledi bal kabağı. Bana bak, ağzını topla bunak. Ayıp oluyor ama Sabri Bey. Sabah sabah bizim de ne hırsızımızı bıraktın ne bir şey. Çekilsene aradan. Bırak Cafer gelsin. Hödük ne olacak hödük? Hödük sana benzer. Buyurun, iyi günler. Ne oluyor gözüm? Yok bir şey yok, konuşuyorlar. Hem suçlu hem güçlü derler böylesine beyefendi. Aidat borcunu ödemiyor, isteyince de üstümüze geliyor. Ayıp komşu ayıp. Hiç yakışıyor mu? Birbirimizin yüzüne bakıyoruz şurada. Adamın sabrını taşırıyorlar ama efendim. Bilmiyorsunuz karışmayın. Biliyor biliyor. Herkes biliyor senin ne mal olduğunu. Bırak hocam, bozma sinirlerini sabah vakti. Çıkıyor musun? Çıkıyorum. Buyurun efendim. Buyurun, iyi günler. Eyvallah gülüm. Güle güle. Seninle de işim bitmedi eşek. Şimdi gidiyorum kayınpederine. Çatır çatır hesap soracağım. Ne yaparsan yap. Bir de benden selam söyle. Meydanı boş buldunuz. İcraya verecekmiş. Ne sanıyor kendini o bunak? Durağı mı hocam? Durağı Davut Bey. İyi, benim de yolumun üstü. Bu saatlerde bizden ücret almıyorlar. Ayıptır söylemesi, onun bile hesabını yapıyoruz. Bir otobüs biletine muhtaç ettiler emekliyi. Ne yapacaksın hocam, zaman zor. Hepimiz idareli davranıyoruz ister hepimiz istemez. Hepimiz değil efendim. Biz böyle kıt kanaat yaşarken düğünlerde dolarları havaya saçanlar var. Masaları devirip garsonların ceketini yakanlar var. Var var. Kolay gelsin gözüm. Eyvallah. Oo, saygılar hocam. Nasılsın öpeyim? Dur evladım, estağfurullah. Var mı bir emrin hocam? Canının sağlığı. Bizim sokağa ihmal etme yeter. Merak etme hocam. İyi günler ustam. Sana da gözüm. İyi günler, İyi günler evladım. İyi günler hocam. Sizin emeklilik falan var mı bari Almanya'dan? Ne gezer hocam, yaktık emekliliği. Biraz tazminat vardı. Onu aldık, yatırdık bankaya memlekete gelince. Faizler düştü ama gene de katkısı oluyordur bütçenize. Bırak düşsün hocam. Yüksek faizlerken kazı yiyorduk az kalsın. Paranın bir kısmı Şubat'tan bankadaydı. Son anda kurtardık. Aman neyse, büyük geçmiş olsun.
Hadi baba, seni bekliyoruz. Bekle iblis, patladın mı? Şu kasanın haline bak. Sabahtan beri topu topu üç kişi ödedi borcunu. Mal alacağız, para yok. Kabahat sende Halil Bey. Önüne gelene veresiye veriyorsun ayol. Vermeyip de ne yapacağız Sultan Hanım? Bak, süpermarketler, hipermarketler kapladı her tarafı. Veresiye satmasak iki günde topu atarız. Bir de o uyanık damadına borç verecektin. Çocukların batırıyor seni, çocukların. Hipermarketler falan değil. Çocukları kadar taş düşsün senin kafana. Fiyatları indirmek lazım Halil Bey. Müşteri kaçıyor. Aman çok biliyorsun iblis. Anlarmış gibi de konuşmaz mı? Budur fare. Anlarız ne var? Biz de onca yıl bakkallık yaptık. Kaşını gözünü oynatarak benimle konuşma iblis, kırarım boynuzunu. Öyle senin eski dükkanın gibi mahalle bakkalı değil burası. Koskoca market. Hadi baba ya, öyle ne oldu? Sık boğaz etmeyin adamı iblis. Patladınız mı? Al bakalım. Düşürme sakın. İnşallah bu yeter baba. Yettiği kadar iblis. Hadi gidin gelin sallanmadan. Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Bu ne rezalet Halil efendi? Başkalarının aldıklarından bize yazıyorsunuz artık. Üstüme eğilik sağlık. Ne münasebet beyefendi? Hiç olur mu öyle şey? Olmuş işte bal gibi. Biz mi aldık bu kadar şeyi? Almasanız yazar mıyız beyefendi? Bakarız. Bir yanlışlık varsa... Vallahi senin de işin zor Halil Bey. Her müşteriye böyle dert anlatırsan yandın. Karışma Sultan Hanım. Müşteri veli nimetimiz. Buyurun bakın. İtirazınız varsa hesap ortada. Bakacağım. Hepsine tek tek bakacağım. Soğuk bir şey içer misin Sabri Bey? İstemem, istemem. Getir Yusuf. Bir gazozumuzu içsin beyefendi. Bunlar nedir efendim? Şampuan ve saç kremi beyefendi. Ha. Süt, beyaz peynir, ayçiçek yağı. Şu ne şu? Rezalet, tek kalemde 16 milyon. Kırışık önleyici bakım kremi seti beyefendi. Sizin anı mı almış herhalde? Ha. Gazozunuz Sabri Bey. Hesap meydanda beyefendi. Buyurun. Amcamların işi uzun sürdü. Kolay mı oğlum? Pazarlık yapıyorlardır. Rahat dur oğlum, kurcalama her şeyi. Ne satıyoruz İsrail'e? Ceviz içi. Bakalım olursa. Kaç para kalır bize? Bırak şimdi parasını oğlum. Önce bir anlaşalım da. Ya işi öğrenmeye çalışıyoruz baba. Hemen azarlama insanı. Rahat dur Ali. Baba. Gene çıkar mı dersin paralı askerlik? Hiç öyle hayallere kapılma. Sana sıra gelmez. Cumhurbaşkanlığı süresi tak diye komisyondan geçti ama 5+5. Geçer oğlum geçer. Kıyak emeklilik de geçer. Sen onlara ne bakıyorsun? Hiç değilse kısa dönem yapabilsem. Askerden sonra biz de evleniriz herhalde değil mi baba? Evlenirsiniz oğlum. Acele etmeyin bu kadar. Daha yaşınız ne başınız ne. Depremzedelerin şansında bu kuş da amma sert geçti ya. Allah sabır versin müdürüm, affedersin. Niye hala gelmedi buna kadar ya? Bir arasak mı acaba? Ayıp olur Ergun Bey. Gelirler. Toplantı uzun sürdü herhalde. Bari onlar bir telefon etseydi. İnsan bu kadar merakla bırakılmaz ki. Niye etsinler Ergun Bey? Saat başı size rapor vermeye mecbur değiller ya. Ay ağzına sağlık bacım, affedersin. Merhaba. Ha? Hoş geldin. Oh efendim, bu ne sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Zeynep ne haber? İyidir. Ali burada mı? Hı-hı. Burada efendim, burada. Ne güzel sizi böyle neşeli görmek. Yüzünüze bakınca insan içi açılıyor valla. Müjdeyi ben vereyim. Ama ben şey, sürpriz yapmak istiyordum. Bakın size kimi getirdim. Efendim buyurun. Aa Zeynep. Zeynepciğim hoş geldin. Biz de şimdi senden bahsediyorduk. Dur baba, bize de biraz müsaade et. Çok güzel rahat kokuyorsun. Rahat bırak kızı oğlum. Geç Zeynep, otur. Hiç oturmayacağım. Ali'yi biraz kaçırmak istiyorum eğer sakıncası yoksa. Aa, bence hiçbir sakıncası yok. Sence var mı baba? Sensiz bu şirketi idare etmek çok zor ama. Hadi gidin bakalım. Acele et o zaman Ali. Sadece bir saatim var. Ancak işte bir şeyler yeriz. Hadi. Baba. Anladık anladık. Senin cebinde hiç para bulunmaz mı oğlum? Baba sağ ol. Yürü Zeynep. İyi günler. Hadi afiyet olsun. Güle güle efendim. İyi eğlenceler. Vallahi iftar ediyoruz efendim.
bunları böyle gördükçe. Allah muhabbetlerini arttırsın. Şirket Bey'den hala bir haber yok değil mi efendim? Yok. Haber gelse benden önce sen duyarsın zaten Ergun. Efendim sizin bu şakalarınıza bayılıyorum vallahi. İzninizle. Vallahi hiç anlamıyorum şu gençleri hiç. Babasının yanında bir sarılıp öptü kızı. Ben yerin dibine geçtim. Ne var bunda Ergun Bey? İnsanın nişanlısını öpmesi de mi suç artık? Konuşuyor işte bacım cıvık cıvık. Bu işler sizin zamanınızdaki gibi değil Ergun Bey. Yok kanarya. Hoş şeyler değil bunlar. Olmaz öyle büyüklerin yanında şapşup. Hoş geldiniz Şevket Bey. Merhaba çocuklar. Efendim meraktan öldük burada. İnşallah iyi haberlerle geldiniz. Oldu mu işimiz, oldu mu? Dur bakalım Ergun. Olacak herhalde. Haydi gözümüz aydın efendim. Vallahi Cem Bey'in ayağın nuru bu. Dikkat ettim, ne zaman Cem Bey'le birlikte bir işe gitseniz o iş oluyor efendim. Müjdemi isterim Şükrü Bey. Ceviz işi olmuş çok şükür. Sahi bağladınız mı abi? Bağladık sayılır. Fiyatta küçük bir anlaşmazlığımız var ama olacak gibi amca. Hadi hayırlısı. O efendim o. 2000 uğurlu geldi bize. İnşallah hep böyle devam eder. Hani benim ayağım uğurlu gelmişti Ergun Bey? İkisi de efendim, ikisi de. Abbas'a söyleyip kahvelerinizi yapsın. Ne haber Şükrü? Var mı arayan soran? Yok abi. Zaten ben de bir saat önce geldim. Nazını size bıraktım. İyi etmişsin. Mine'ye arkadaş olur biraz. Onun da bir derdi var ama anlayamadım ne olduğunu. Hayrola abi? Ne bileyim oğlum. Ağrıları var. Kendisine sorsam bir şey yok der. Bir türlü doktora gitmeye razı edemiyoruz amca. Nasıl sinirlendim? Onca yıllık koca. Sanki ayrı dillerden konuşuyoruz. Aman canım sen de erkekleri bilmiyormuş gibi. Ben çoktan alıştım bunlara. Ama ağrıma gidiyor Mine. İnsan biraz anlayış bekliyor. Gençlere nasıl imreniyorum bilemezsin. Özge, Zeynep. Bir kadının mesleği olunca. Hangi tabakları koyayım abla? Yeşilleri çıkar. Çukurları da götür. Tamam. Bunun adı Tövbecan. Bak bu da tahta kafa. Tahta kafa mı? Başımıza gelenler. Aman kızım böyle isimler takma bebeklerine. Bir şey değil, adamın yanında da söylersin. O adam değil, büyük babanı der. Masa deri. Öyle mi? Kim söyledi sana bunu? Annem söyledi. Ne güzel anlaşıyorsunuz öyle maşallah teyze. Anne, sen de çorba içecek misin? Ona göre birazını tuzsuz yapacağım. İçerim kızım iki kaşık, sağ ol. Teyze. Laf aramızda senin bu gelinlerinin bir sıkıntısı var. O nasıl söz öyle kızım? Ne sıkıntıları olacak? Benden duymuş olma ama fısır fısır konuşuyorlar içeride. Kocalarını çekiştiriyorlar herhalde. Hadi kızım hadi. İşine bak, laf dinleme. Sabaha karşı ter içinde uyandım. Şuramda bir sancı. Aa, sancı mı? Böbrek sancısı falan gibi mi? Ne bileyim, geçti ama sonra. Aa, böyle şeyler imale gelmez mi? Sen ona bir baktır. Korkuyorum Nazan. Bir kere gittin mi insanı didik didik eder bu doktorlar. Bin türlü şey çıkartırlar durup dururken. Hadi bakalım yemek zamanı. Sonra yine oynarsınız babaanneyle. Ben kendim yerim. Yersin tabii, kocaman kız oldun artık. Altlık burada abla. Hadi bakalım buyurun. Annemin çorbasını da getir içeriden Hacer hadi. Ne oldu abla? Yine sancı mı girdi yoksa? Yok bir şey yok, geçer. Katil vermiş mi anahtarı eserine? Vermiş herhalde ki gidiyor. Çarpar o kadın gene bir yerlere. Görürsün akşam televizyonda. Ağzını hayra açma baykuş. Lan. Koş Sevim. Kız ölmemiş. Katilin sevgilisiyle birlikte gidiyorlar. Ne saçmalıyorsun sen sersem tavuk? İşine bak hadi. Aldırma kız şuna. Konuşuyor işte öyle. Kızım sen de asma artık suratını. Millete dedikodu malzemesi veriyorsun. Yürü. Bağlayın siz onu arabaya. Köprüden geçerken atlamaya kalkmasın. Tamam. Kız ayıp değil mi? Niye moral bozuyorsun öyle? Sana ne oluyor? Kocana borcumuz var diye hava mı atıyorsun? Aa, deli midir nedir? Ne ilgisi var kız? Gidelim hayatım, yoksa elimden bir kaza çıkacak. İyi günler. İyi günler. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, gezmeye mi? Nasılsın doktor? Görüşemiyoruz epeydir.
Gel bir öpeyim. Aman öpme öpme. Aa. Üşütmüşüm sana. Aa. Da geçmesin. Geçmiş olsun. Hadi gel sen de bizimle Boğaz'a gidiyoruz. Teşekkür ederim, başka zaman. Hastalarım bekliyor. Çok yaşa. Kızıl geldi Sevim. Ay bir yaşıma daha girdim kız. Doktorlar da hasta mı olurmuş? Hadi babay. Kırışık kremi falan anlamam efendim. Yasaklıyorum bundan sonra. O da bir ihtiyaç efendim. Karınızın gençliğini korumasını istemiyor musunuz? İstemiyorum efendim. Bize çok pahalıya patlıyor. Veresiye yok, o kadar. Karışamazsınız siz bana efendim. Annemin parasıyla alıyorum. Evde terör estirmeyin öyle. Utanmasanız yemek de yemeyin diyeceksiniz. Rukniyettin bak, damadın bize bir lokma ekmeği bile çok görüyor. Kahve yok mu İbrikçi? Var abi, orada kavanozda. Aşk olsun İbrikçi. Bir sıcak su da mı koyamadın ha? Koymadım Cenab abi. Sen koy. Her şeyin yerini biliyorsun. Gidiyorsun ha. Gitmem lazım abi. Çalışacağım. Merhaba Sıtkı amca. Bak Halis geldi abi. Şansım varmış. Şansım mı varmış? Sana şimdi kahve yapar. Ha? Yaparım tabii. Ha? Çay da yaparım. Ha? Ne var? Bakın size ne getirdim. Aa, Paskalya yumurtası ha. Cenab abiye ver. O çok sever. Resim yapmayayım Sıtkı amca. Ha, resim yapmaya. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Demek bana yumurta getirdin ha? Yumurta Canep amcacığım. Annem yaptı Paskalya için. Ama yenmez, süs. Süs ha? Hı. Peki tokuşturabilir miyiz? Tokuştururuz tabii, ne var? Vur bakalım küçük yaramaz. Vurayım Canep amcacığım. Vur. Tüh, benimki kırıldı. Ben kazandım ne tatlı. Sen kazandın delikanlı. Kutlarım. Kadınlarla tavuklar birbirlerine çok benziyorlar değil mi Cenab amca? Öyle mi? Hangi açıda? Kadınlar doğuruyor, tavuklar yumurtluyor. Hepsine çok acıyorum. Haklısın. Kolay değil tabii. Memeye benziyor. Efendim? Memeye benziyor ne tatlı. Yine mi aynı konu yaramaz? Bak çekeceğim kulağına. Ayrıca pek benzemiyor. Ben hiç böylesini görmedim. Yine tokuşturalım mı Canep amcacığım? Tokuşturalım, tokuşturalım. Sonra da bana bir kahve yaparsın. Hı. Hadi. Buyur çayını Dilek, iki şekerli. Sağ ol Tercih. Bir daha Hüseyin abiyle hiçbir yere gitmeyeceğim. Bence de gitme. Ucuz kurtuldum. Az daha iyi soluyordum. Allah korusun. Amcam bana bir kız buldu köyden. 15 güne kadar evleniyorum. Ne güzel. Hayırlı olsun Davut Usta. Galip'i evlendiriyormuşsunuz. Öyle miymiş? Hiç haberim yoktu. Konuştunuz ya amca. Daha konuşmadık. Hayırsız konuşacağız. Oo, amca sen de işi hep yokuşa sürüyorsun. Ben geldim. Gelebildim mi nihayet? Lumkov. Onlar ne öyle tertip? Paskalya yumurtası Dilek. Annem kaynattı. Bunları da tertibimde sana getirdim. Sana yok baba. Çok meraklıydım sanki. Sağ ol tertip. Ne güzel şey bunlar böyle. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Paskalya bayramı Dilek. Öpeyim. Öpüyor kız amca. Görüyoruz hayırsız. Ne olmuş öpüyorsa? Öpüyorum, ne var? İnsan bayramda arkadaşını öpemez mi? Adi. O zaman ben de öpeceğim. İyi bayramlar Dilek. Tövbe. Hocam, kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun öyle? Neye benziyor? Resim mi yapıyorsun? Yok, balık tutuyorum. Bu tekne şu tekne mi? Ben hiç anlamam ama benzememiş mi hocam? Bu tekne o tekne değil. Bu tekne benim teknem. Kusuruma bakma. Anlamam dedim ya. Şişt,
Şuraya da bir kuş kondursaydım be hocam. Yeter be kardeşim. Başka işin yok mu? Git başımdan. Bunlara para veren çıkıyor mu? Para için yapmıyorum. Ya niçin yapıyorsun? Kafam bozuk, oyalanıyorum. Daha doğrusu oyalanıyordum. Sen gelince kafam daha çok bozuldu. Sen bunları bırak, paşa resmi yap hocam. Şimdi para onda. Paşa resmi mi? He, Osmanlı paşası. Bazen bit pazarında görüyorum. Millet kapış kapış alıyor. Duvarlarına asıp bu bizim paşa dedemiz diye hava atıyorlar. Yok ya. Sen bu işi bir düşün. Yapması senden, satması benden. Paşa resmi ha. Paşa resmi hocam. Biraz da eski havası verdin mi, elimizi öpene 2000 dolara okuturuz. Bir yılda köşeyi döneriz şerefsizim. Yok kardeşim, para için öyle şeyler yapamam. Ben bir sanatçıyım. Boş vakitlerinde yap yere sanatını hocam. Düşün bu dediğimi, iyi para var. Sen beni dinle hocam. Şuraya da bir martı kondur. Hadi kolay gelsin. Burada bakın, antika tablolar alırım eskici. Özür dilerim kızım. O gün çok kaba davrandım sana. Önemi yok, ben unuttum bile. Alıver şunu Abbas efendi. Hepinizi üzdük, kusura bakmayın. Estağfurullah. Efendim ne güzel sizi böyle akıllı uslu görmek. Ne kelime müdürüm, affedersin, tövbe. Kırdıracaksın kafanı yine. Bırak söylesin Abbas. Haklı adam, seni de öpeceğim Ergun Bey. Öpün tabii efendim. Bence sakıncası yok. Raşit Bey böyle buyurun. Geliyoruz Şevketciğim. Buyur. Siz de ayakta kaldınız. Yok yok, geçin. Hazırla pasta yapmaz. Size de çok mahcubum Şükrü Bey. Sabah sabah geldim evinize baskın yapar gibi. Neyse neyse. Oldu bitti, unutalım. Ne yaptığımın farkında değilim vallahi. Sizi de çocukları da çok üzdük Şevketciğim. Ne kadar özür dilesek az. Hiç gerek yok Raşit Bey. İşler yoluna girdi ya, önemli olan bu. Anlayış göstereceğini biliyordum Şevketciğim. Biz akrabayız. Bazı ufak tefek... ayağıma basıyorsun değil mi? Farkında değilsin herhalde. Basıyorum Raşit. Ben konuşurken araya girdin. Aha, özür dilerim. İnsana rahat batıyor bazen demek ki. Şimdi anladım kocamın kıymetini. Ben de senin kıymetini çok daha iyi anladım şimdi Nimet. Her şeyde bir hayır vardı tabii. Hadi oturup konuşalım. Efendim. Efendim Nazan. Anladım. Nasıl şimdi? Tamam, şimdi hemen geliyoruz. Hayrola Şükrü? Telaşlanma abi. Mine sancılanmış biraz. Hastaneye kaldırmışlar. Nazan da yanında. Ne? Niye aramadı bunlar teyze? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Sus kızım sen de şimdi. Ağzına hayra aç ayol. Geldiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Annemler nerede? Ah Cem Bey, sormayın başımıza geleni. Ablam hastalandı birden. Hastalandı mı? Ne oldu? Kızım öyle damdan düşer gibi söylenir mi hiç? Telaşlanacak bir şey yok. Sancılandı. Nazan hastaneye götürdü. Gidelim biz de hemen Cem. Gidelim Özge. Acele etme oğlum. Babanlar orada tahlil sonuçlarını bekliyorlar. Tamam gidelim. Hala var mı sancın? Yok yok, hafifledi iyice. İki tane ağrı kesici iğne yaptılar. Kaç kere baktıralım dedim sana Mine. Söz dinlemiyorsun ki sen de. Bırak şimdi bunları abi. Sırası mı? Bu doktorlar da adam gibi bir açıklama yapmazlar insana. Hepsi sır küpü mübareklerin. Sakin ol abi. Röntgenlerden pek bir şey anlaşılmıyormuş işte. MR sonuçlarını alsınlar da. Tahlillerin tamamlanma sabah bulur diyor hemşire. Of of. Hadi gel biz biraz hava alalım. Mine'nin dinlenmeye ihtiyacı var. İyiyim Şevket, merak etme. Biz bahçedeyiz. Tamam, gerekirse çağırırız sizi. Ha. Ne kadar sıcak burası, boğazım kurudu. Biraz su vereyim sana. Raşit'e gülüyordum bir de. Ne?
Telefon geldiği sırada. Paramın kıymetini daha iyi anladım falan diyordu ya. İçimden gülüyordum. Ben de Mine'nin kıymetini şimdi anladım çünkü. Ona bir şey olursa ben ne yaparım çünkü? Yapma abi. Ne olacak? Emine'lerde. Aa, saçmalama. Hadi bırak çocukluğu. Ya kötü bir şeyse Şükrü? Değildir abi. Getirme aklına öyle şeyler. Dur bakalım sabah olsun. Hepimiz biraz amcam gibiyiz galiba. Sevdiklerimizin de yerini böyle zamanlarda daha iyi anlıyoruz.